Ve çocuğunun da aslında sana dediklerini söylüyorsun ki senin çocuğun değil demişler sana. Şimdi abla ben Şimdi bu arada söylediklerin bak bu kadarı düşün. Şunlara bak bak. Bak bu kadar para, euro, dolar. abla ayağı bir karnımız tok, gözümüz de tok. O bir şey değil, daha onun büyüğü var bizde. Daha O büyüğünü ayrı. var mı? Daha büyüğü var vallahi ya. Maşallah. Allah daha Allah'a çok çok şükür. versin inşallah. Ben oğluma giden cuma, bu cuma değil, evvelki cuma ben 200 oturmadım. Al götür senin Allah olsun. bereket versin Allah'a inşallah da. çok şükür. Allah'a çok Hepsi şükür. bilek zor. Tarla yok, tapan yok. Bir Mustafa biçerim Bey, vardı. şunu merak ediyorum. Dün tabii biz böyle izleyicilerimizden de bize çok mesaj geliyor. Şimdi hani bu işte camı Abla tıklattığında... onu o sandım ya. Bir aynı tiyatro oldu yeter ya. Onu anlattırmayacağım sana. Onu sormuyorum. Sadece dedim ki bu camı tıklatma, ayakkabının yönünün farklı olması, işte bu Evet doğru. anahtar deliği. Diyorlar ki sırf ona bakarak insan aldatıldığını düşünmez. Peki doğru onu düşünmez mi? Evet. Tamam onu kabul ettik. Kabul ettin. Kabul ettik mi Ettin. arkadaşlar? Hepsini kabul ettim. Ben yalan söylüyorum o doğru söylüyor. Ben rapor aldım. Bana ilaç veriyor. Ben 15-20 günde bir eve geliyorum. Kadın bana ilaç veriyor. Özür dilerim hepinizden. Adam Türkiye Cumhuriyeti'nden özür diliyorum. Aynı yatağı karıyla paylaşamıyorum. Bir şey yok. Buyurun. Okuyabilirsin. Uyuyakalıyorsunuz siz. Değil Ya mi? ben geliyorum bana ilaç veriyor. Verdiği ilaç psikolojik ilacı. Buyurun adli tıpta. Bir Tamam. de bu adli tıpta ben şeker hastasıyım. Şimdi sen Bak tamam buna bir arkadaşlar ben bakacağım şeker ben de. hastasıyım. Bak Kollarımda da ayaklarımda da belli. Hep şeker izlerim. Mustafa Bey, ben Hepiniz bunları görürsünüz. anlattırmayacağım ama senin dün bize verdiğin bir şey vardı. Kamera Tamam. kayıtları. Sen evin dışına kamera kaydı koydun. Ve dedin ki oradan hani gerçekten senin eşin seni aldatıyor mu, aldatmıyor mu her şeyi göreceğiz. Abla altınları götürdüğü kamera ben 5 günlük kamera O zaman raporunu şu istiyorum ondan. kamera kayıtlarını arkadaşlar bir gösterelim, bir görelim mi neler varmış bu kamera kayıtlarında? Bir bakalım mı? Bakalım tabii ya biz niye getirdik abla bakmak için. Ben Tamam. kendim de... Mustafa Bey her şey görüntülerle ispatlı davamda haklıyım dedi. Abla ben eve kamera taktım. Buyurun cihazı da burada. Millete seride birisi. Gözler evinin dış kapısına yerleştirdiği güvenlik kamerasına çevrildi. 2 Mart 2019 tarihli görüntüler iki polisin Mustafa Bey'in evine gelmesiyle başlıyor. Evinde içinde eşi ve oğlu da var. Bir süre sonra kapı açılıyor. Mustafa Bey, eşi ve oğlu polislerle dışarı çıkıyor. Yaklaşık 2 saat sonra aynı isimler yine polisler eşliğinde eve geri dönüyor. Kapının önündeki tartışma sırasında Mustafa Bey, eşinin mendilinden çıkardığı çeyrek altınlardan oluşan altın kolyeyi alıyor. Oysa ki Mustafa Bey, o kolyenin eşi tarafından götürüldüğünü iddia etmişti. Görüntüler, Mustafa Bey'in eşinin bir çuvala doldurduğu eşyalarla evden ayrılmasıyla sona eriyor. Mustafa Bey, şimdi ne gördük biz? Ne gördün? Eşin şu beşi bir yerdeyi sana uzattı. Hayır, beşi birlik değil abla. 28 tane çeyrek. Tamam, sen de aldın gittin onu. Bir dakika abla, ben polisler karıyı götürüyor. Evet. Ben polislere diyorum ki, kadın benim altınla paramı götürüyor. Evet. O da çıkarıyor. Çıkarıyor, bunu veriyor. Kurdalede, böyle zincirde değil. Aha. Kurdalede çıkarıyor, 28 tane çeyrek veriyor bana. Ha, tamam, geri veriyor sana. Geri veriyor bana. Evet. Ben diyorum öbürleri nerede? Diyor öbürleri yok. Ama sen hani onları da götürdü demiştin bize. Yok ben öyle demedim abla. Ben demedim. Dedi. Yok yanlışınız yazdık yok. Onları bizi seni götürdükleri Yok. O bizim Yok götürdüğünü yazdıklarımızı gösterir misiniz? Yok abla ben yani bana verdiği ben kamerayı niye getirdim? Onları çıkarmak için. Peki bu kadının bu çıktığı ilk gittiği gün. Bak gittiği zaman. 16 adet yarım altına da gitti demişsin sen. Bak gitti tabii. Bak, gitmedi veriyor sana geri. Abla o çeyrek o yarımlık ya. Yarımlık 4 çeyrek. Bir yarım 4 çeyrek bize öyle görünüyor. Ama biz oraya 16 bak, adet yarım altın. Bak, Senin o abla, çeyrek yok ki. Bak benim. 2 adet çeyrek altın var. Gider. Olur. Bak Olur gidene. Mu abla ya? Ben dedim ki 16 tane yarımlık 2 tane çeyrek yok. Ben bunu söyledim. Hı.
Ve bunu da götürdü. Bunu peki, da götürdü. Peki senin eşin tam giderken altınları istiyorsun. Polislerle geliyorlar. O sana altınları veriyor. Tamam, polisi ben polise verdim, polis de bana verdi. Verdi. Evet. Ben de rahatsızdım. Bana ilaç vermiş. Ben ayakta zor duruyorum. Hı hı. Ben gittim. Dolapta yoğurt vardı. Yoğurdu yedim. Evet. Tamam mı? 10 dakika sonra gittim kustum. Özür dilerim size söyleyeyim. Ben istifa ettikten sonra ben geldim evde 3 gün yattım, kalkamadım. Tamam, ilaçlar üç gün diyorsun. Kalktım sen. Ben tarihi 3 gün geçmiş. Benim patronum beni arıyor, sen neredesin diye. Ben telefonu duymuyorum. Şimdi şurada ama önemli nokta, eşinin aslında sana götürdüğünü iddia ettiğin o altını geri veriyor olması. Yok abla ama ya. Ama sen bana verdi demedin ki hiç o altınları. Abla götürdüğünü... Ben size de sorayım, şu... hiç verdi, bana iade yok, etti yok. Altını giderken dedi mi? Abla ben demedim ama götürdüğünü söyledim. Ben verdi, kadın bana vermedi ki. Kadını aldı, götürdü, giderken torbasıyla, torba da yanında. Bir torba eşya yanında. Polisler ama... de polisler niye demedi ki kardeş sen bu torbayı götürüyorsun, bunu çırpalım, bunun içinde ne var? Eşyaları vardır belki kendi götürdüğünü. Ne eşyası var ya? Kadının üst başı zaten gitmiş, geri gelmiş. Bir, peki, bir sene sonra bir de kendisi. Mustafa abi. Bey sen dedin ya bize eşim kaçtı. Eşim kaçmadı. Kaçmamış, gayet rahat. Yok, polislerle abla, gidiyor. Kaçmadı, ben kaçtı demedim ben. Arkadaş ben hiç kaçtım dedim mi? Çıkıp arkadaş. Gitti yani ben gel eşyaları götürdü, altınları götürdü, çıkıp abla, gitti, haberim yoktu dedin. Abla altınları götürdüğünde ben kendim polislere dedim. Abi benim altın paramı da götürüyor. E tamam ha. O zaman o altın altını, paramı götürüyor, o bak, altını abla, sana veriyor ben, ya. O polislere bulun, telefonla konuşun. Ben dedim benim altınlarımı götürüyor. Bu altınları götürüyor, benim servetimi götürüyor dedim. Benim altınlarımı versin. Nerede? Ama nerede? Polis... Ha o zaman polis, tamam mı? İçerideki polise, karakoldaki polise telefon açtı. Dedi altınlarını ver. Çıkarttı, kurdalede olanı verdi. Peki Mustafa öbürleri... Bey o sırada bak poşetlerini arar polisler öyle bir şeyden şüphelense. Yok söyledim abla, polisleri çağırabilirsin. Telefonla konuşabilirsin. Ben dedim ki benim malzemem ve benim servetimi götürüyor. Şimdi ben de rahatsızım. Ben gittim 3 gün yattım. Hiç yataktan kalkmadım. Tamam onu kalkmadım. Anladım. Sen ilaçtan diyorsun onu ama o poşetin içinde bir şeyler olsa orada polisler varken abla, bakarlar da içine. Abla bunu poşetten çıkarmadı. Çantasından çıkarttı. E tam poşete de bakarlar sen orada söylerdin. Bakmadılar. Bakmadılar. Ben dedim benim malzememi götürüyor. Her şeyimi götürüyor. Geldi aldı götürdü. Ama burada şöyle bir şüphe çekici nokta var. Sen bize... Peki abla sana... ben onları yalan söylüyorum. Ona inandık. Yalan söylemek demiyorum. Bir dakika demiyorum, abla. 8 tane halıyı niye evden nasıl götürdü? 8 halıyı mı? 8 halıyı. Babasının arabası yok. Bu el arabayla da gitmez. Adam demiş omuzuna da gitmez. Evi benim evimle düşedi. 4 tane tahta çay kaşık bile kalmadı. Evdeki dolaptaki ete varana kadar götürdü ya. Peki onu ne zaman götürmüş? Ne ya zaman? Ben yoktum ki evde almış götürmüş. Ben ne bileyim ne zaman götürmüş. Şimdi 8 halı daha farklı bir şey, bu kadar para eden altını abla, götürmek. Abla parayı hepsini götürdü abla, ben niye arayayım ya? Ama vermiş. Bir bak, de bunu bayağı söyleyeyim abla. Ha, vermedi söyle abla. Ben almadım. 8 tane şey 28 tane çeyrek verdi. Girişi hepsi duruyor. Şimdi polisler orada mutlaka o çantasına bakardı, ederdi. Bakmadı yani abla ya. Ben söyledim, söylemesem desen ki söylemedim. Şimdi bir hattımızda biri Ayşe Hanım varmış. Bağlantımız var. Mustafa Bey otur sen. Bak karşına. Kim tamam bağlanıyor? Tamam bağlasın. Heh. Buyurun söyle. Heh. Söyle. Merhabalar. Ne söylüyorsan ağız içinden bir şey kalmasın. Hepsini dök, ben de dökeceğim sana. Ayşe Hanım kim oluyor? Senin benim eski, eski baldız. Benim baldızım. Eski baldızın. Söyle. Merhabalar Ayşe Hanım. Merhaba. Peki bu dün siz bir şeyler anlattınız bize. Evet. Sizin kız kardeşinizle de çok kıskançlık yaptığını söylediniz. Neler oldu? Biraz anlatır mısınız Ayşe Hanım? Aynısını da ablama yaptı. Ne yaptı? Bir dakika. Aynı böyle kıskançlığını yaptı. Ondan sonra arabaya binerdi, getirirdi, babam gibi bırakırdı. Oradan giderdi, kaçar giderdi. Ablam, babam tutardı, araba tutardı, peşinde bunu alıp köye götürürdü. Peki Ayşe Hanım nasıl kıskançlıklar yapardı mesela? Kıskançlıklar da aynı, ona da öyle derdi. Ne derdi evimde mesela? Mesela evde ipliklerimi çalıyor, evde eşyamı babası bile götürüyor.
Aynısını bunu ablama yapardım. Yavrum sana para verdim mi? Kardeşine verdim mi? Mustafa abine kime, verdim kime? Mi? Hani nerede sen o paralar? Karnını, hani o paralar nerede? Sen karnı doydu biz mi kaldık? Sen karnı doydu biz mi kaldık? Kim aldı? Kim aldı? Kardeşin İstanbul'da geldi. Para almadı mı? Altın hiç götürmedi kimse, mi? Hadi kimse, yok değil. Kimsenin oğluna baktın? İyi. Söyle bir kim daha. Kimsenin oğluna baktın? Neyi gözden baktın? Ne dedi ben oğluna? Sen oğluna kim baktı? Senin oğluna kim baktı mı? Kim benim oğluma bakacak ya? Benim kim, oğlum mu? Serkan kimin yanında? Kimin yanında işe girdi? Kimin ne? Yanında işe girdi diyor. Kızım abla Esra abla benim oğlan dedi ki abacısı dedi. Benim kardeşim dedi. İstanbul'da kalıyor bir ekmeğe muhtaç dedi. Geldi ayakkabısının boyasını ben yaptım yalan ya. Yalan söyleme. Kırıkkale'deydi Kırıkkale. İstanbul'da. Kırıkkale'de kardeşinin evine gitmedi abla. Çocuğu istersen telefonda bağlatın. Şimdi, biz yumurta gönderiyor, süt gönderiyor. Kendi Mustafa çocuğuna Bey, veriyorlar benim çocuğuma. Bir dakika konu bu değil ki. Konu bunlar şu. Bunları işte, anlatıyor sen... abla. Eski eşine de çok kıskançlık yapmışsın. Yok yapmadım abla. Bu kıskançlık mı? Sen taksiyle senin kocan seni babasının evine bırakırsa kıskançlık mı? Kalk gidelim karı. İneğimiz var, danamız var. Kalk gidelim ineğimize bakalım. Onların bir ineği var, benim 10 tane ineğim var. 100 tane koyunum var, 55 keçim var. Tavuğun hesabı yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.